Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatih Mekke 8. sefir 52. kısım. Asıl içinde vasıl. Yakınlara sadaka vermek ve bu konuda komşuluğu gözetmek. İnsana en yakın kişi kendisidir. Allah kuluna yakınlığından söz ederken şöyle der. Allah ona şah damarından daha yakındır. Burada adeta şöyle demektedir. Allah kula kulun kendisinden daha yakındır. Öyleyse insanın nefsi sadaka vermeye başkalarından daha layıktır. Aynı şekilde insana nefsinden daha yakın olan Allah da borç vermeye daha layıktır. Sadaka verilen herkese önce yaratılmışlardan, sonra organlarından, sonra kendisine daha yakın olanlara bir sadaka düşer. Bu yakınlar ise aile, çocuk, hizmetçi ve yakın akrabadır. Aynı şekilde öğrencisine ve kendisinden bir yara talep edene de sadaka verir. Arif, Rabbi hakkında kesin bir bilgiye ulaştığında adeta bütünüyle nur haline gelir. Hak ise onun kulağı, gözü ve bütün güçleri haline gelir. Bu durumda Arif bütünüyle hak olmuştur. Allah ehli olan kimse hiç kuşkusuz bu nitelikteki bir insanın ailesidir. Nitekim onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve onun seçkinleridir. Aynı şekilde Allah ehli ve onun seçkinleri de zikrettiğimiz bu insanın ailesidir. Çünkü o bütünüyle hak olmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında beni nur yap der. Bunun nedeni hakkın kendisini en nur diye isimlendirdiğini bilmesidir. Çünkü o kulları içinde Allah'ın vekilidir. Öyleyse sadaka veren insan bu durumdaysa Allah ehline sadaka veren kişi ailesine sadaka vermiş gibidir. Bir gün de şeyhimiz Ebu Abbas el-Ureibi'nin yanında oturuyordum. Ben ya da bir başkası sadaka vermek istedi. Cemaatten biri sadaka vermek isteyene yakın akrabaya sadaka vermek daha layıktır deyince şeyh ansızın konuşanın sözünü şunu ekledi. Allah'a başından soğuk sular döküldü. Vallahi bu sözü o anda Allah'tan duymuştum. Kalbimin anlayıp içine nüfuz etmesinden o sözün Kur'an'da öyle nazil olduğunu zannettim. Orada bulunan herkes böyle zannetti. Allah'ın nimetlerini Allah ehlinin yemesi gerekir. Bu nimetler onlar için yaratıldı. Başkaları ise Allah ehlinden dolayı onları yer. Allah ehli nimetlerin Birincil hedefi onların dışındakiler ise söylediğimiz gibi topluluğa uyarak o nimeti yiyen kimselerdir. İçin ayrıntısına inersek insandaki her bir cevher ya da araz Allah'ı tesbih eder. Dolayısıyla her şahıs Allah ehlidir. Ve alemde bu genel ehil olmanın dışında kalan kimse yoktur. Seçkinlerin üstünlüğü ise sadece keşif yoluyla bu bilgiye ermiş olmalarından kaynaklanır. Bu mesele Allah yolundaki en kapalı konulardan biridir. Çünkü toplam bu parçalardan başkası değildir. Dolayısıyla parçalar bütünün kendisidir. O halde bütün parça demektir. Öte yandan parça itaatkardır. Bütün ya da toplam ise bu niteliğe sahip değildir. Fakat bütün ya da toplam toplamın birliğiyle itaat eder. Bu ise toplamın bireylerinin itaatinden farklı bir itaattir. Aileye sadaka vermek ve batinin yorumunu böyle yaptığımız bu sadakanın fazileti hakkında bilinen, kabul edilen bir rivayet gelmiştir. Müslim Es-Sahin'de Ebu Hureyre'den Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Allah yolunda veya köle azat etmek için veya bir yoksula sadaka olarak veya ailene harcadığın bir denar, bir dinar bunların en büyüğü ailene, ailene harcamış olduğundur. Vasıl içinde vasıl. Yakın akrabayı ziyaret ve Rahim Rahman'dan bir daldır. Allah sana hakikatleri kendisinden anlamayı nasip etsin. Anlamalısın ki Rahim Rahman'dan bir daldır. Onu kavuşturanı Allah kavuşturur. Başka bir ifadeyle kendisinin dalı olduğu kimseye kavuşturan onu keseni ise Allah keser. Yakın akrabaya sadaka, Rahman'a kavuşturan bir sadakadır. Akrabanın dışındakilere sadaka ise Rahman'a kavuşmayı sağlamaksızın Rahman'ın eline düşen bir sadakadır. Adem'e ait bu suret yani Rahman'a halifedir. Konumu ise halifenin, halife atayının suretine göre zuhur etmesini gerektirir. Canlılık sebebi olan şeyle kendisine sadaka verilen sadakası, Rahman'ın bir niteliği olduğu Allah'a, Rahman'ın bir niteliği olduğu Allah'a kavuşma vesilesi olur. Çünkü Allah, Allah Adem'i kendi suretine göre yarattığı ifadesindeki suretinedeki zamirin bağlamı hususunda görüş aylığı bulunsa bile Adem'i kendi suretine göre yarattı. Allah şöyle buyurur, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece Allah kendisini Rahman diye niteledi. Tirmizi Seleme bin Amir'den Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Yoksula sadaka vermek bir sadakadır. Akrabaya sadaka vermek ise hem sadaka ve hem de yakın akrabayı gözetmektir. Yani sıla rahimdir. İlişki güçlendiği ölçüde değer ve konum büyür. Bu arkadaşlarımızın görüşüdür. Bize göre ise iş böyle değildir. Bize göre ilişki uzaklaştıkça değer ve konum büyür. Bu konuda şu mısrayı söyledim. Rabbimi Rabbimin gözüyle gördüm. Rabbim dedim, dedi sen. Bazı arifler mısranın birinci tarzda olduğunu zanneder. Halbuki öyle değildir. İkinci tekil şahıs zamiri mısrada kendisiyle değil Rabb'iyle yani gören kulun gözüdür. Bu mısrayı düşün çünkü o pek çok sır ve büyük bilgi içeren en sırlı ilahi bilgilerden biridir.